Verilen işlemlerin sonuçlarını 3 basamaklı sayıları en yakın yüzlüğüne, dikkat edin, 3 basamaklı sayıları en yakın yüzlüğüne, 2 basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Şimdi onluğa ve yüzlüğe yuvarlamada, 3 basamaklı ya da 2 basamaklılarda Berkay ne yapıyorduk? 3 basamak. Şimdi kısaca anlatıyorum lütfen, lütfen ama lütfen unutanlar beyinlerine yazsınlar. Aynı şeyleri defalarca bana anlattırmayın. Şimdi 42 mesela, iki basamaklı değil mi? Bunu en yakın yüzlüğüne diyor. Şimdi burada birler basamağına bakıyorduk öncelikle. Bunu 5'ten küçük olduğu için buraya 0 yazıyorduk. Onlar basamağı aynı kalıyordu. Değil mi? Şimdi şurası tahmini, pardon, buraya sonuç demiş. Şurada toplayalım. Şimdi alt kısım 40'mış. Şimdi 3 basamaklıları da en yakın yüzlüğe yuvarlayın diyor. Furkan, 3 basamaklıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken ne yapıyorduk? Hocam Şimdi 288 rakamında onlar basamağına bakıyorduk değil mi Furkan? Eğer bura 5'ten yukarıdaysa bunu da 300 olarak alıyorduk arkadaşlar. Şimdi 4... Öğretmenim. Evet. Öğretmenim, altındaki soruyu ben çözebilir miyim rica etsem? Tamam, geldiğimizde çözelim. Sen şimdi uğraş, ben bunu yazarken. Şimdi tahmini sonucum 340. Değil mi? Tahmini sonucum. Şimdi şurayı silelim. Gerçek sonucumuza bir bakalım. Gerçek sonucumuz dediğimiz şey nedir? Bununla bunu toplayacağız gerçek sonuçta. 288 ile 42'yi toplayalım. Arkadaşlar siz de toplayın, boş durmayın. 8 ile 2'yi topladım 10, elde var 1. 8 ile 4'ü topladım 12, elde 13. Burası da 3. Gördüğünüz gibi burası 330'muş gerçek sonuç. Şimdi bununla da bunu çıkartacağım. Farkını bulacağım. 340 ile de 330'u çıkardığımda fark 10 kalır değil mi? Şimdi geldim şu kısma. Vahide yapmak istedi galiba. Yapsın bakalım. Öğretmenim, tahmini sonucumu söylüyorum. Öğretmenim, 321. Doğru yaptık değil mi? Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey yapalım, yanlış yapmayalım. Öncelikle şunu, 3 basamaklı olduğu için yüzlüğe yuvarlarken nasıl yapıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk. 4, 5'ten küçük olduğu, olduğu zaman bu bizim için 500 ifade ediyordu değil mi? Aynen hocam, ben de aynısını yaptım. Burada 5'ten itibaren 5, 6, 7, 8, 9 olduğu zaman 400 oluyordu burası da. Şimdi pardon, şöyle 500 ile 400'ü çıkaralım. Çıkarma dediği için 100 buluyoruz. Nasıl 321 mi dedin, nasıl onu buldun? Öğretmenim, tahmini sonucum 320. Tahmini sonuç bu şekilde. Yani nasıl öğretmenim? Tahmin ederek yapıyoruz. Sonra gerçek sonucunu buluyoruz. Şimdi bir dakika, bunu tahmini yazdık. Şimdi gerçek sonucunu bulalım. 549'u 351'i çıkartıyorum gerçek sonuçta. Öğretmenim, cevabımız 198 ama biz bunu yüzeye yuvarladığımız için 200 oluyor. Yuvarla demiyor burada. Yuvarla. Gerçek sonucunu yaz buraya diyor. Burada tahmini sonuç dediği kısımda yuvarlama var. Burada gerçek sonuç. Sonra ikisini çıkar diyor.
Şimdi 9'dan 1 çıktı, 8 kaldı. 14'ten 5 çıktı, 13, 12, 11, 19. Değil mi? 4'ten 1 çıktı, 1. 4 kaldı. Gerçek sonuç da 198. 198 ile de 100'ü çıkar diyor farkını bulmak için. Sonucum kaç? Öğretmenim. 98. Şuraya gelelim. Şimdi buranınkini yapalım. 696'nın yüzdeye yuvarlanması kaç olur Furkan? 700 olur. İki basamaklının en yakın onluğa yuvarlanmasında ne olur burası? Zeynep, şu kısım en yakın onluğa yuvarlanırsa ne olur? 13. 10 hocam. Güzel. 700 ile 10'u çıkartalım önce. 0, 10'dan 1 çıktı. 9, burası da 6. Tahmini sonucum 690. Değil mi? Şimdi 696 ile 13'ü gerçekten çıkartalım. 696 ile 13'ü çıkardığımda 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. 9'dan 1 çıktı, 8 kaldı. Burası da 6. 683. Gerçek sonuçla tahmini sonucu çıkar diyor, farkını bul diyor. 690 ile 683'ü çıkardığımda sonucum 7 kalır. Şimdi geldim şu kısma. 765 artı 135. Berkay 765'e en yakın yüzde yuvarla. 800 hocam. 800. Burası 800 artı 135. Onlar basamağı 5'ten küçük olduğu için Zeynep ne olur burası? 140. O hayır, en yakın yüzlüğe diyoruz. 100. 100 olur değil mi? Şimdi burası da 100 olur. Şimdi önce bunu çıkar diyor. 0, 0, 7. Tahmini sonucum 700'müş. Gerçek sayıyı çıkartalım. 765 ile 135'i çıkaralım. 5 ile 5'i çıkardık. 0, 6'dan 3'ü çıkardım. 3, 7'den 1'i çıkardım. 6. 630. Farkım ne? 700 ile 630'u çıkardığımda sonucum 70 kalır. Şimdi diyor ki hocam, sonra. Evet. Şey sanırım toplama işlemiydi o. Yok, toplama değil. Toplama. Ha, toplama. Çok özür. Hocam ben de toplama olarak yaptım. Bir an ne oluyor dedim. Evet, toplamaymış, tamam. Şimdi hemen şunu tekrar yapalım. 700 bulmuştuk. 800'ü değil mi bura? Burası da 100'dü. O zaman tahmini sonucum kaç olur? 900. Tahmini sonucum 900 oldu o zaman. Gerçek sonucuma da hemen bakalım. Gerçek sonucu bulan var mı? Ben hocam. O da 900. 765 ile 135 19 elde var bir. Benim 890. 900. 5'ten 5'i topladık 10, elde var 1. 6'dan 3'ü topladık 9, 1 ekledim 10, 8, 9. Burada 900. O zaman şurası da 900'den 900'ü çıkardığımda 0. Artıyı hangi arkadaşımız gördü toplama olduğunu? Ben hocam. Furkan sen mi? Hayır, benim hocam. Görmüş. Tamam, aferin. Şimdi sonra da diyor farkları diyor. Farkları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi farkları da hemen sıralayalım bakalım. Büyükten küçüğe doğru dediğine göre 98 10 büyüktür 10, o da büyüktür 7, o da büyüktür 0. 0.
Şimdi geldim şu kısma. Toplama ve çıkarma işlemlerimiz var bu kısımda. Ejder hemen yapalım ilkini. Tamam efendim. Hocam 5 kısımda ben yapabilir miyim? Tabii yapın diğerlerini işte birer birer. Ben söylediğimde hepsini direkt siz söyleyin. Evet. Öğretmenim birini de yapabilir miyim? Evet. Bir dakika. Bunu bu eserde... 5 sıfırda 5. 5 evet. 5 bir daha. 5 bir daha. 6. 4 3 daha. 7. 7. 8'den 6'yı toplayalım. 14. 14 elde var bir. 2 ile 1'i toplayalım. 3 elde de 1 vardı 4. Oku bunu. Kaç oldu? 44.765. Evet, şunu bulan var mı? Ben hocam. Hocam ben buldum mu ya? 97.959. 97.959. Bunu bulan var mı? Hocam ben diğerini yapmıştım ama. Bunu bulan var mı? Öğretmenim ben buldum. Kaç? 71.467. 71.467. Evet. Bunu bulan hocam, var mı? Ben... Evet. Hocam doğru mu? Bir bakalım. Yani bir bakayım. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıkınca kaç kalır? 7 kalır. Burada 10 olur. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burası 4. 1, 7. Evet doğru. Şu kısmı hocam, yapalım. Hocam. Ben buldum. Kan. Bir daha söyle. 2659. Sesin gelmiyor. 12.659 hocam. 12.659 diyor hocam. 12.000 mi? Evet. 12.659 diyor hocam. Bura toplama değil ki Furkan. Karma hocam. Hocam cevabı söyleyebilir miyim ben? Söyle. 12.650. 12.650 nasıl oluyor? Bir dakika hocam. Sanırım ben de Furkan gibi hata yaptım. Yani Furkan'ın hatasını. Bekleyin. Hocam benimki doğru olmadı. On iki bin altı yüz elli dokuz mu demiştiniz? Evet hocam ben öyle demiştim. Tamam ben yanlış anlamışım. Zeynep'inki de doğru galiba. Bana ses az geldi galiba. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden sonuçları aynı olanları birbirleriyle eşleştiriniz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde herkes kendine buradan şey alsın, işlemler alsın. Herkes yapsın bakalım. Kolaymış ya, bir dakika ben yapayım. Öğretmenim. Evet. Öğretmenim. Söyle. Öğretmenim ben üçüncüyü aldım. Tamam. Hocam onu ben yapmaya başladım. Ben dördüncüyü. Biri söyleyin, biri söyleyen var mı? Bakın çok pratik bir yöntem söyleyeyim size. Herkes beni dinlesin. Mesela burada birler basamağına bakıyoruz. Birinde 6 var, birinde 4 var. 6 ile 4'ü topladığımız zaman 10 yapar değil mi? Şimdi devam edin bakalım. Devam edin herkes. Bitiren el kaldırsın. Bunu yaptım öğretmenim desin ben. Toplasın burada. Buradakini de toplasın. Sonuçları aynı olanları eşleştireceğiz. Haydi bakalım.
Hocam ben buldum. Hangisini buldun Furkan? Üçüncüyü buldum hocam. Üçüncüyü mü? Hocam ben de buldum. Evet. Şunu mu buldun? Evet. Kaç, hangisiyle eşleştirilebiliriz? Şöyle. Hangisi? Deyinle hocam. Denizli mi? Denizli mi? Evet hocam. Tamam. Bunu Furkan eşleştirdi. Şöyle eşleşenleri silelim. Olmaz. Hocam ben... Sen hangisini buldun? Hocam... Evet. Hocam beş... Bunu mu buldun? Evet hocam. Hangisiyle eşleşebilir? P hocam. Öyle buldum. Fransa mı? Evet. Tamam. Hayır hocam. Yaşamaz hocam. Yanlış mı? Yanlış hocam. B olacak. Yanlış öğretmenim. B olacak. Aynen. Devam edelim. İşte de olmuyor mu ki zaten? Bir saniye. Neyle ne? Ben cevabını bulmuyorum ama söyleyebilir miyim? Yine de. Hangisi? Hocam bir F olabilir mi? Bir ile F'yi eşleştirsek. Şimdi bakalım şurada sessizce diğer arkadaşlarımız da yapsın. Toplayalım. Şimdi burası bu. Sonra şu altındakini yazalım. 986. 6'dan 4'ü topladım 10. Elde var 1. 17, 18 elde var 1. 12, 13 elde var 1. 11, 12 elde var 1. 5, 6. Bunun sonucu 62.380'miş. Buraya bir bakalım. 50.406 ile 11.974'ü toplayalım. 6'dan 4'ü topladım. 10, elde var 1, 8, 13, 2, 6. Evet, 62.380. Aferin Emirhan. Birinci eşleştiği de Fransa oldu. Emirhan'ın yaptığı gibi. Bir Fransa ile eşleşti. İki B ile eşleşti. Bu bunu götürdü. Evet, şunun ikisini bulan arkadaşımız yok mu? Söyleyebilir miyim hocam? İki, Furkan söyle. İki, bir A. İki A. İki A, evet. Bu da bunu götürdü. Şu? Hocam ben dördü yaptım da. Bir daha. Şimdi arkadaşlar bakın. Pratik olarak bazı şeyleri anlamamız gerekiyor. Mesela böyle bir soru sınavda geldi. Hepsini teker teker toplamak yerine ne yaparız? İkisinin de birler basamağına bakarız. Mesela 8 ile 4'ü toplayalım burada. 8 ile 4'ü toplarsam kaç yapar? 12. Kaç yapar? 2. 12. 12 hocam. 12. Şimdi burada da 12 olanı aynen bulalım. Yani 2 çıkanı bulalım ya da 12 çıkanı. Şimdi 5 ile 7'yi topla, şunu toplayalım önce. 3 ile 7'yi toplayalım. 10 değil mi? O zaman bu olmaz. Yani bunun birler basamağı 0 ama bununki 2 olmalıydı. Fakat şurada 7 ile 5'i topladığımda 8, 9, 10, 11, 12. Evet, gördünüz mü? Bunun da birler basamağı bu olduğu için 4'ünki direkt E'dir. Sen de E buldun mu Tuğra? Hocam ben... Şimdi devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Doğal sayılar bölüklerine sayının solundan başlanarak üçerli grup şeklinde ayrılır. Ejder doğru mu sence? Doğru.
Doğru mu yanlış mı? Doğru. 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 Evet, sayının solundan başlayarak şu şekilde. Mesela 365 milyon olsun. 222 misalen. Solundan başlıyor bölükler. Buraya bölük, milyonlar bölüğü, bura binler bölüğü devam ediyorsa da bu şekilde gidiyor. Şimdi bölükler isimlerini bulundukları grubun en küçük basamağından alırlar. Doğru. Hocam ben okudum. Ben çözebilir miyim? Ya. Sizce bölükler isimlerini bulundukları grubun en küçük basamağından mı alırlar? Hayır hocam. Tamamından alırlar. Ejder ne diyorsun? Yanlış hocam. Yanlış öğretmenim. Yanlış değil mi? Öyle bir şey olmaz. En küçüğünden falan almazlar. Aynen bölük hocam. İsimleri birler bölüğü, onlar bölüğü ve binler bölüğüdür. Ejder ne diyorsun? Yanlış hocam. Evet. Ejder öğretmenim. Ne? Yanlış hocam. Doğru öğretmenim. Doğru mu? Birler bölüğü, onlar bölüğü ve binler bölüğü mü olur? Bölükler. Ha, yanlış. Neden yanlış? Bu basamakları söylüyor bize. Birler basamağı olur, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bölük ayrı, basamak ayrı değil mi? Bunları daha detaylı konularımızda tekrar edelim unutan arkadaşlarımız için. Bir doğal sayıda bulunan rakamların basamak değeri bulunurken rakam ile rakamın bulunduğu basamak değeri çarpılır. Hayır hocam, çarpılmaz. Ne diyorsunuz? Hocam ben çarpılmaz diyorum. Hocam ben doğru, çarpılır. Furkan sen yanlış. Ne diyorsun? Yanlış diyorum hocam. Yanlış hocam, değil mi? Bence. Çarpılmaz. Hı. Ne yapılır Furkan? Dur. Tabii toplanır hocam. Toplanır hocam, tabii çarpılır. Ki. Bir doğal sayıda bulunan rakamların sayı değeri bulunurken rakam ile rakamın bulunduğu basamak değeri çarpılır. Yine? Yanlış hocam. Yine yanlış değil mi? Yanlış öğretmenim. Şimdi geldik buraya. Yine bir eşleştirme sorusu. Aşağıdaki sayıları okunuşları ile eşleştiriniz. Şunu yapacak olan var mı? El kaldırsın böyle. Hocam ben ikinciyi yapacağım. Öğretmenim. Evet. Hocam birinciyi ben yapmak istiyorum. Ben de Emirhan söyle. Miyim? Emirhan söyle. Hocam ne? Hocam ben üçüncüyü yapabilir miyim? Hocam ben B diyorum. Ben yapabilir miyim üçüncüyü? Hocam ben Emirhan B birincisi diyorum. Hangisi? B olabilir mi hocam? Bakalım B olamaz. Bu birincisi 4.485.000. 4.485.000. Hocam 4'ü ben yapabilir miyim? Birincisi C. İkincisini Zeynep yapsın. 54.002.005. 54.000.000. 2005 pardon hocam. 2005, özür dilerim. Hangisi şık? Yani A'ya denk geliyor. 54.002.005. Evet, A'ya denk geliyor. Öğretmenim. Üçüncüyü ben yapabilir miyim hocam? Üçüncüsü. Öğretmenim dördü ben yapabilir miyim? Üçüncüyü Berkay yapsın. Hocam diyorum hocam. 212.555.001. Öğretmenim bunu ben yapabilir miyim? Dördü Vahide yapsın. Öğretmenim B. 45.565.445. Evet, doğru. Bunu da Emirhan yapsın. D kalıyor hocam. Tebrik ederim Emirhan. Hocam şimdi, çok kolay. Geldik buraya. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını karşılarında verilen kutunun içine yazınız. Şimdi İşlem önceliğiydi. Hatırlayın, işlemiştik hemen hemen tüm arkadaşlar. Parantez içi işlem önceliğiydi hocam. Hepsi işlem önceliği değil mi buradakilerin? İşlem önceliğini bilmezsek bunu yapamayız. İşlem önceliğinde ne vardı? Birden fazla işlem varken birincisi üstü sayılara bakıyorduk değil mi? İşlemde. Üstü sayılar.
Hocam parantez. İkincisi parantez içi. Parantez. Üçüncüsü çarpma ve bölme. Dördüncüsü çıkarma ve toplama. Tamam. Şimdi geldim buraya. Şimdi şu işlemde bir bakalım bakalım. A'yı Furkan yap bakalım hemen A'yı. 24 hocam. Şimdi ne yaptık öncelikle? 8 ile 4'ü çarptık değil mi? 8 kere 4, 32. 32 eksi 8. 32'den 8 çıkarsa kaç kalır? 24. 24. Aferin Furkan. 24. Burayı Berkay yapsın. Tamam hocam, yapıyorum. Çarp, Bakara'da bölme var. Öncelikle şu işlemi yapacağız. Sonra 5 çıkartacağız. Bölme olduğu için burada öncelik buranın. Diğer arkadaşlarımız da uğraşsın bütün sorularımıza. Berkay dedim diye onlar dinlemesinler. Daha önce hocam bu... cevap 0. Harikasın. 120 ile 24'ü böldük. 5 bulduk. Sonra 5 eksi 5 yaptık. Sonucumuz 0 oldu değil mi? Şimdi şu kısmı kim yapmak ister? Tuğra. Çok işledik bu konuyu sizle. Hatırla, işlem önceliği. Evet hocam. Hocam ben E'yi yaptım da. Tamam. Şimdi bunu ne yapalım şimdi? Önce parantez yapacağız. Yapmak isteyen var mı bunu? C'yi. Furkan sen yap. Tamam, bir dakika hocam. Yüz 137 doğru. Şimdi şurayı gel, önceliğimizde ne var? Üstü sayı var. Dikkat edin. Önce buna bakacağız. 2 çarpı 2 4. 2 çarpı 2 4 demiyoruz buraya. 2 üzeri 2 4 diyoruz. Tamam hocam. 2 üzeri 2 4. Şimdi yapalım. 2 üzeri 2 öncelikle 4 çarpı 480 ile 12'yi bölelim hemen. 480 bölü 12 ne yapar? 40 yapar değil mi? Sonra 4 ile de 40'ı çarptığımda 160 bulurum. Şurayı kim yapmak ister? Tuğra. Hocam. Sen yaptım diyordun Tuğra. Hocam yine ben yapabilir miyim? Hocam 4 bulduk da. 4 yanlış. Hocam yine ben yapabilir miyim? Yap Berkay. Hocam. Zeynep sen mi yapmak istiyorsun? Evet hocam ben yapmıştım zaten işlemi. Zeynep sen söyle. 19 buldum hocam. Şimdi, doğru mu? Önce parantezin içini yapacağız değil mi? 24 evet. Bölü 4. 24 ile 4'ü böldüğüm zaman 6 bulurum. Önündeki 24 ile 4 hocam, 18. 6. 20, 18, 19 değil 18 değil mi? Pardon hocam. 18. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu arada son 7 dakikamız. Burayı yapalım, bitirelim bugünlük, tamam? Hocam İngilizce yapacaktık. Şimdi 3 üzeri 3. Hocam yanlış. 3 üzeri 3 eşittir 3 çarpı 3 müdür? Birinci yanlış hocam. Evet. Doğru ifade ne olacaktı? 3 tane 3 nokta 3 nokta 3 değil mi? Şu şekildeydi. Şimdi aynen hocam. 2 üzeri 2 üstü sayı ifadesi 2'nin karesi ya da 2 üstü 2 şeklinde okunur mu? Evet hocam okunur. Evet, okunur. 2 üzeri 2 ifadesi 2'nin karesi de denilebilir. 2 üstü 2 hocam bunu ben söyleyebilir miyim? Peki bu yani Emirhan söyleyeyim. Doğru mu yanlış mı sence? Yanlış hocam. Yanlış mı? Yanlış. Bir dakika. Yanlış.
Aferin Emirhan. 1 üzeri 3 demek, 1 üzeri 3 demek, 3 tane birim yan yana yazılıp çarpılması demek. 1 üzeri 3 eşittir yine 1. Hatırlayın, söylemiştim. Taban sayımız 1 olduğu zaman üslü ifademiz kaç olursa olsun sonuç her zaman 1 olur. 1'e eşittir. 12'nin 12 üzeri 2 şeklinde mi yazılır? Yanlış hocam. Ne yazılır Berkay buraya? 12 üzeri 3. Evet. 12 üzeri hocam 2, sonuncu 12'nin, yanlış. 12'nin karesi olur. 12'nin küpü 12 üzeri 3 olur. Şimdi şuraya bir bakalım. Bu ifade 10 üzeri 3. Hatırlayın. Doğru. Pratik olarak demiştim ki 1 yazın. Üstü ifade kadar 0 yazın. Şunun sonucu 1000 eksi 10 üzeri 2 de 100 değil mi? Şimdi şuradan 0 sildim. Sonucum kaç olur? 900 hocam. 900 mu olur? Evet. Pardon. Yanlış hocam. Kaç olur sonucumuz? 900. Doğru hocam. 900 değil mi? 900. Bizi trollemeyin ya. 900 olur. 1000 ile 100'ü çıkardığım zaman. Yani şöyle 1000 ile 100'ü çıkardığım zaman sonucum bura 0 olur, bura 0 olur, bura 10'dan 1 alırım 9 olur, bu da 0 olur, sonucum 900 olur arkadaşlar. Şurayı da yapalım mı? Olur hocam. Olur hocam. Yapalım da hocam, 6 dakika kaldı. Evet, 5 çarpı 5, 5 üzeri 2, 5'in karesi sonucu 20. Bir tane 5. Üstü olarak... Zeynep sen söyle, bu ifadeyi şuraya nasıl yazabiliriz? 2 kere 2 2.2. Evet, 3 tane 2'nin yan yana yazılmış çarpılması değil mi? Evet. Bu ifadeyi aynı zamanda 2'nin küpü de diyebiliriz. Değil mi? 2'nin küpü de deriz. Sonucun kaç olur Zeynep burada? 4 kere 8 hocam. 8 olur. Şimdi şuraya geldik. Burada 49 var. 49 Emirhan ne olur üstü sayıda sence şu kısım? Hocam bende yok. Bulamadım. Şimdi ben. 7 çarpı 7 olur. Bu üstü ifadede evet, 7 üzeri 2 olur değil mi? 2 tane 7'nin yan yana yazılıp çarpılması. Tamam hocam, anladım. 7'nin karesi olur, burası da karesi olur. Sonucumda 49 olur. Dördün küpünü de Berkay yapsın. Hocam. Şurası ne olur? 4.4. Hocam, 4 çarpı 4. Şurası ne olur Berkay? 4 üzeri 3. Sonucunu yap bakalım hemen. Yapıyorum hocam. Ölebilir miyim? Yapıyorum hocam. Hocam verebilir miyim? 64 hocam. 64. Burayı da Tuğra yapsın. Şuraya ne yazalım Tuğra? Bir dakika hocam. 11. En alt değil mi hocam? Evet. Hocam bir saniye. Hocam söyleyeyim mi? Hocam oraya ben yapabilir miyim? Tuğra demiştik ama. Tamam hocam, Tuğra yapsın. Ne kadar Tuğra var burada? Yok hocam, ondan demedim. Tuğracığım, 2 tane 11 var yan yana yazılmış. 11 üzeri 2 olmaz mı? İki hocam sanırım mikrofon sıkıntı. Hocam ben... Hocam 11 üzeri 3 yaptım ya. 11'in karesi ya. 3 tane mi 11 var burada yan yana yazılıp çarpılan? 11 üzeri 3 olsun. 11 üzeri 2 olur. Hemen. Evet hocam. Furkan burayı hemen çarp. 11 ile 11'i çarp bakalım. 121 hocam. 121. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Burada bırakalım. Son.